Falih Rıfkı Atay 25 Ocak 1894'te İstanbul'da doğdu. İyi bir eğitim alan yazar, Darülfünun Edebiyat Şubesi'nde okuduysa da 1908'de savaş nedeniyle mezun olamadı. Gazeteciliğe taniğinde başlayan Falih Rıfkı, Akşam, Hakimiyeti Milliye, Cumhuriyet, Yeni İstanbul, Dünya gibi gazetelerde ve Tecelli, Servet-i Fünun, Türk Yurdu, Ülkü, Yedi Gün ve İstanbul gibi dergilerde makale, fıkra, anı, gezi notları ve sohbet yazıları yazdı. Darülfünun yıllarında Servet-i Fünun ve Fecuati akımlarını destekleyen Falih Rıfkı, ilk şiirini genç yaşlarında Servet-i Fünun'da Tabişgah-i Lahuti imzasıyla yayınladı. Cumhuriyetin ilanından sonra çoğunlukla imparatorluktan ulus devlete geçiş sürecinin ideolojik zeminini hazırlayacak yazılar kaleme aldı. Falih Rıfkı Atay, 77 yıllık ömründe çeşitli görevler dolayısıyla pek çok yeri gezip gördü. Bu gezilerde edindiği izlenimlerini, olay ve durumlara ait yorum ve değerlendirmelerini gazete ve dergilerde yazdıktan sonra kitaplaştırdı. Onun bu yazıları Türk edebiyatında gezi yazısı denilince akla ilk gelen isimlerden olmasını sağladı. Atay'ın ana türündeki eserleri de en az gezi yazıları kadar ilgi gördü. Times kıyılarında Bizim Akdeniz, Ateş ve Güneş, Çankaya, Zeytin Dağı ve Gezerek Gördüklerim adlı kitapları yazarın en bilinen eserlerindendir. İkinci Abdülhamit, İkinci Meşrutiyet ve Atatürk dönemlerini anlattığı kitapları sadece edebi nitelikleri bakımından değil, aynı zamanda devrinin sosyal ve politik durumuna birinci elden tanıklık etmeleri bakımından da oldukça kıymetlidir.